Şerifoğlu Mehmet Çanakkale Emret Komutanım. Türkiye Gençlik Birliği, Çanakkale'de düzenleyeceği 15 Mart buluşması ve mitinginin hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi Vatan mitingi adı verilen etkinlik için yurt genelinde hazırlık toplantıları düzenleniyor. Denizli'de düzenlenen hazırlık toplantısının adresi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'ydi. Toplantıya TGB Genel Başkanı Yıldırım Gencer de katıldı. Gencer konuşmasında İdlib krizini de değerlendirdi. Türk ordusu neden Suriye'de sorusunun yanlış olduğunu söyledi. Öncelikle terörü bitirmek için Türkiye Suriye'de. Sınır güvenliğini sağlamak için Türkiye Suriye'de. Gencer, İdlib krizine zemin hazırlayan yanlışların Davutoğlu'ndan kaynaklandığını söyledi. İdlib'in özerk bir bölge olarak kalması MSO'da ya da başka cihatçı gruplarda Amerika'nın burada varlık göstermesinin elini güçlendiriyor doğal olarak. Çünkü onun projesi bu. Ve hatta onun Türkiye'deki uygulayıcısı kimdi? Ahmet Davutoğlu. NATO'yu göreve çağırıyor, Avrupa Birliği'ni göreve çağırıyor, ABD'yi göreve çağırıyor. İdlib'de hükümetin bir inadı söz konusu. Bunun adı inat biraz oluyor. Türkiye'yi doğrudan tehdit etmeyen bir Suriye devleti var. Şimdi bir devletin en doğal talebi kendi toprak bütünlüğünü sağlamak değil mi? Tayyip Erdoğan hükümetinde de eski sistemin en büyük kalıntısını, Davutoğlu'nun dış politikasını olduğunu görüyoruz. Orada büyük bir bagaj var ve Türkiye'nin durumunu zorlaştırıyor. O yüzden Türkiye ama bunu uzun vadede aşacaktır. Çünkü uzun vadedeki çıkarları Suriye ile İran'la, Irak'la ortaktır. Toprak bütünlüğüdür en nihayetinde. Gencer, Mavi Vatan mitinginin amacını da anlattı. Tarih bilinci almaya, sorumluluklarımızı hatırlatmaya ve Türkiye'nin önündeki rotayı göstermeye, gençliğin gözünü diktiği yere çağrı yapıyoruz. O yüzden adını Mavi Vatan koyduk. Hep bize ortaokulda şöyle öğretildi, işte Türkiye'nin komşuları, kara komşular öğretildi biraz kafamızda. Deniz komşuları, o yüzden Libya bizim komşumuz, Mısır bizim komşumuz. TGB Denizli İl Başkanı Barış Dikmen, bugün yaşananlara Çanakkale siperlerinden baktıklarını söyledi. Çanakkale siperlerine girmek demek, o ruhla, o vicdanla ve o kararlılıkla ilerlemek demek, başarıya giden zafer yolunu bulmak demektir. Bizler Doğu Akdeniz'e, yani Mavi Vatan dediğimiz o bölgeye Çanakkale siperlerinden bakarak sadece başarılı olabiliriz. Çanakkale siperlerinden bakmayanlar ise ne dostu ne de düşmanı çok iyi kavrayabilmektedir. Bizler Çanakkale siperlerinden, o Çanakkale cephelerinden 15'liler gibi kararlar verdiğimiz için bu haklı olan mücadelemizde başarılara koşuyoruz, zaferlere koşuyoruz. Bu yüzdendir ki cephede Mehmetçik, üniversitelerde vatansever gençlik diyoruz.